Merhaba merhaba uzun bayram tatilinin ardından pazartesi daha başlamadan esaslı sendromuyla geliyor. Bayram dönüşüne hazır mısınız? Beklenen intikam saldırısı cumartesi gecesi gerçekleşti. Tıpkı Merkez Bankası'nın kararları gibi cumartesi olanlar oldu. İran İsrail'i 290 füze ve kamikaze İHA ile hedef aldı. İsrail füzeyi ve İHA'ların %99'unu engelledi. Bir füze askeri üsse isabet etti ölen yok. Amerikan Başkanı Biden, İsrail'e tam destek verdiğini açıkladı. Körfez İşbirliği ve Çin taraflara itidal çağrısı yaptı. Saldırı sonrası İsrail'i uyaran İran, misilleme yapılması durumunda dün geceden daha ağır yanıt vereceğini açıkladı. Yani şu ana dek danışıklı dövüş senaryosu işliyor gibi karşılıklı açıklamalar. Son açıklama ise İsrail savaş kabinesinden geldi bir saatlik gibi bir toplantının ardından doğru zamanda İran'a bedelini ödeteceğiz. İran'a bizim için doğru tarih ve zamanlamada karşılık vereceğiz dedi İsrail. Yani tıpkı İran'ın dediği ve cumartesi gecesi İHA'larını gönderdiği gibi İsrail'i aynı tonda uyardı. Geçin piyasaları insanlık adına tabii ki umarım bu ateş büyümez, dünyayı sarmaz.'' Peki pazartesi ne olacak Melda? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu savaş gündemi bizim bayram sonrası gerçeklerimizle, gündemimizle çakıştı. Zira seçimden sonra dediğimiz asıl seçimden sonra dönemi bu pazartesi itibariyle başlayacaktı ve başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne düşündüğünü, neyi, nasıl, ne kadar değiştirip değiştirmeyeceğini Asıl bu pazartesiden itibaren anlamaya başlayacağız. Açıklamalarıyla, icraatlarıyla seçim sonrası kararları göreceğiz. Bayram da bitince elektrikten doğalgaza olası zamları, kemeri daha da sıkma kararlarını bu haftadan itibaren önce duymaya, sonra yaşamaya başlayacağız. Dönelim sırtımıza eklenen şu dünya gündemine. Ne yazık ki bu da evet bize rastladı. İran topraklarından İsrail'e ilk kez doğrudan saldırı gerçekleşti. Sonrasında yapılan açıklamalar İran'ın başka saldırı planlamadığı yönünde ama Tabii ki karşılıklı e, sen yaparsan ben de yaparım şeklinde devam ediyor. Yani İran tarafı gücünü gösterdi ve tansiyonu düşürmeye oynadı gibi yorumlar bu şekilde. Bu saldırı zaten 1 Nisan'da Suriye'de İran konsolosluğuna yapılan saldırıya karşılık yapıldı. Ayrıca İran bunun Birleşmiş Milletler kuralları kapsamında olduğunu savunuyor. Böylesi bir not düşelim. Piyasalarla devam edelim biz. İran'ın İHA'ları ilk nereyi vurdu? Bitcoin'i vurdu. Bitcoin %8, Ethereum gibi diğer kripto paralar %10 geriledi düştü. Her ne kadar eski dünyanın oyun kurucuları yine piyasalar kapalı iken harekete geçse de yeni dünyanın parası hafta sonu da işlem gördüğü için oynaklığı hemen cumartesi gecesi anında hissetti ve yatırımcılarına da hissettirdi. Binance hesaplarına girenler bakiyelerinin eridiğini o an net bir şekilde gördü. Hissetti dedim ya. Bitcoin 70 bin dolardan 61 bin dolarlara kadar indi risklerin biraz yatışmasıyla 67 bin dolara kadar çıktı. Bu arada İran para birimi Riyal dolar karşısında 705 binle rekor düşük seviyeye geldi. Tel Aviv borsası %0,38'lik bir kısmi kayıp yaşadı aslında. İsrail borsası açık olsa da dünyada borsalar kapalı olduğu için bu hareket çok önemli görünmüyor. Pazartesi'yi bekliyoruz. Peki pazartesi ne olacak? Pazartesi İHA'ların vurabileceği emtiyane petrol. Bunun için Yemenli Husilerin Kızıldeniz'deki saldırıları artırıp artırmayacağı dikkatle izlenecek. İsrail-İran gerginliğiyle zaten geçtiğimiz hafta 90 doları aşmıştı değil mi? 5,5 ay sonra ilk kez bu seviyeleri gördü üstelik. İşte bu gelişme dünyada enflasyon baskısını artırıyor. Faizlerin daha uzun süre yüksek kalmasına neden de olabilir. Bizim için de büyük risk elektrik doğalgaza seçim sonrası zam beklenirken şimdi bir de İran İsrail faturası karşımıza çıkar mı çıkabilir. Malum enerjide doğrudan dışa bağımlıyız. 100 dolarların üzerine çıkılırsa Brent petrolün varil fiyatında olumsuz bir senaryo ne yazık ki olabilir. Cari dengede hedef tutmaz. İçeride dolar üzerinde baskı artar. Akaryakıt fiyatı artar. enflasyonda da yükseltir. Hani akaryakıt dediğimiz ne? ne? Domatesten siz deyin ayakkabıya kadar lojistik maliyetleri ve etiketlere çarşı pazarda yansıması. Yani yaz bütçeye, yaz faturaya. Barış Manço'nun şarkısında dediği gibi yaz dostum. Peki borsa Piyasalar geçimiz hafta bir buçuk gün açıktı ama o bir buçuk günde de hareketliydi. Borsa çiftte rekor kırdı. Rekor koşusu sürer mi? 10 bin puana ne kaldı ki? Ama yine de dikkat diyelim böylesi bir günden varken üstelik hani hızlı çıktı sonrası ne olur savaş gündemi olmasa da dikkat derken şimdi bir daha dikkat. İçeride bir saatildeyken dışarısı yangın yerine döndü. Böyle olmasaydı aslında borsanın haftaya pozitif başlaması olasıydı. Çünkü bayramın ilk günü gelen haber neydi? Dünya Bankası ile 18 milyar dolarlık finansman anlaşması duyurulmuştu değil mi? Çok tartışılsa da kredi doğrudan projelere harcanacak olsa da haber olumluydu. Ama küresel senaryo şimdi değişti. Üstelik tek değişen savaş gündemi de değil. FED'in de gündemi değişiyor. Endeks için analist beklentilerine geçelim. FED'e geçeceğiz az sonra. Analistler ne diyor? Özellikle 9800 puanın aşılmasını önemli görüyor. Çünkü bu seviye dolar bazında direnç noktasıydı. Bu seviyeye de aşıldı. Yapı Kredi Yatırım yayınladığı analizde TL bazında hedef bölge olarak 10.200-10.400 aralığını takip ettiğini belirtiyor. Analizde 9.800 puanın altında kalan yerlerde makul bir soluklanma eğilimi olabileceği de dile getiriliyor raporda. Tabii yurt dışındaki olumsuz görünümün içeriye ne kadar etkileyebileceği de çok önemli. Bunlar yabancı girişi beklentisini etkileyebilecek büyüklükte Zira gelişmeler. Amerika'da faizi düşmezse yatırımcılar yani dolar ana vatanını terk eder mi? Etmez mi? Ayrıca jeopolitik riskler dünyada rotanın güvenli limanlara kırılmasına neden olur. Her zaman genel geçer gerçek bu. Yani dolar ve altına e, yönelim olur. Nitekim yine öyle oldu. Dolar endeksindeki yükselişe rağmen altın da fırladı mı? Fırladı. Borsaya sıcak para gelişi yani gecikebilir. Birçok analiste göre borsalar Altın yani piyasa İran'ın İsrail'e saldıracak olmasını önceden fiyatlamıştı. Hatta çoğu saldırının boyutunun piyasada beklenenin altında kaldığını da düşünüyor. O nedenle ana soru bu dakikadan sonra ne yaşanabilir? Eğer İsrail çok sert bir tepki vermezse, dediği gibi doğru zamanda doğru şekilde o o kadar da beklenildiği kadar sert olmazsa, piyasalarda risk iştahı çok büyük oranlarda azalmayabilir. Aynı iştah devam edebilir. Hatırlayın. Rusya Ukrayna'ya saldırdığında piyasalar allak bullak oldu. O gün net bir şekilde hatırlıyorum. Cumartesi günü sabah 7'den 16'ya yayındaydım. Biz hep bunu konuştuk. Sonra piyasalara yansımasını pazartesi konuştuk. Dünya neyi yaşıyor, neyi yaşayacak diye o günlerde buğdayı daha çok konuştuk. Sonra ne oldu? Bölgede ateş hala devam ediyor değil mi? Savaş bile eğer sizin olduğunuz bölgede yaşanmıyorsa bir süre sonra piyasalarca kanık sanıyor. Hatta unutuluyor. Sonra ne oldu? İsrail Gazze'ye saldırdı. Piyasalar yine allak bullak oldu. Çocuklar için içimiz yandı ve hala yanıyor. Ama piyasalar bir süre sonra bu saldırıları da kanıksadı. Şimdi yine bir cumartesi gecesi tansiyon yükseldi. Yine yeniden. Olay daha da büyümez. Tabiri caizse belli bir rotada sınırlı kalırsa piyasalar adres çok kritik olsa da bu ateşi de kanıksar. Kaldığı yerden devam eder mi? Eder. Dün olduğu gibi yarın olacağı gibi. İşte piyasa jeopolitik risklerden sıyrıldıktan sonra dönüp enflasyonu ve Fed'i fiyatlamaya başlayacak yine yeniden. Oralarda da aslında iç açıcı bir tablo hiç yok. Amerika'da enflasyon %3,5'a yükseldi. Biz tatildeyken beklenti %3,4'tü. Bu da fark mı Melda diyebilirsiniz. Evet ABD için büyük fark. Özellikle çekirdek enflasyonda gerileme beklenirken aynı kaldı. Fed'in baktığı dönemsel gelişmelerden arındırılmış çekirdek enflasyon %3,8 oldu. Ne oldu? Bu yıl Fed'den 3 faiz indirimi bekleniyordu. Bu 2'ye düşürüldü. Eğer bölgedeki tansiyon hızlıca düşerse karşımıza işte bu gerçeklik çıkacak. Bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için hiç iyi değil. Hele ki yabancı bize dolarını getirsin diye bekleyen bizim için karı aynı kalırsa ana vatanından neden çıksın ki değil mi biz kapalıyken geçtiğimiz hafta New York borsasında düşüşler yaşandı bu o, haber akışıyla. Cuma günü 3 ayın en kötü günüydü. 3 endekste %1'den fazla değer yitirdi. Haftalık bazda ise Nasdaq endeksi %0,67, Dow Jones endeksi %2,37, S&P 500 endeksi %1,56 geriledi. Amerika'da dolar endeksi ve tahvil faizleri de arttı ki bu piyasalar için iyi bir haber değildi. 10 yıllık tahvil faizi 10 bas puan artışla 4,51'e geldi. Dolar endeksi 5 ay sonra 106 puanı gördü. Altın jeopolitik risklerle adeta uçuşa geçti. Cuma günü 2400 doların üzerine hızlı bir şekilde test etti. Rekor kırdı. Ardından 70 dolar birden gerileyerek 2330 dolarlı seviyelere çekildi. Yine de çok yüksek seviyeler değil mi? Yıl sonu beklenen seviyelerdi bunlar. Ons altın bu yıl %14 değerlendi. Normal şartlarda Fed'in faiz indirimine dair yaşanan gelişmeler altını sert düşürebilirdi. Evet. Ama İran ve İsrail gerilimi nedeniyle bu olmadı. Haber akışı şu ana dek altıncılara yaradı diyebiliriz. Ama dikkat ve takibe devam. Tabi dışarıdaki fiyat içeride gram altını da etkiliyor. Gram altın 2500 liraya görmesinin ardından 2440 lira civarına geldi. Gram altın yatırımcısının gözü ons altında olacak bundan sonra. Çünkü içeride kur sınırlı değişim göstermeye devam ediyor. Yani aynı viteste devam etmesi noktasında kanaatler birleşmiş durumda. Ama böyle olması durumunda dahi yani kontrollü gidiyor dolar zıplamaz desek bile yükselmeye devam ediyor. Enflasyon altı. Ayda her ay yüzde iki iki buçuk gibi bir enflasyon altı oranda artışla yine en sakin halinde bile dolar 40-42 lirayı bulacak yıl sonu. Bu net bir şekilde karşımızda duruyor. Zaten orta vadeli programda da bu yazılmış durumda değil mi? Hesap bu. Dolar bayram öncesi 32 lira 35 kuruştan işlem görüyordu. Zaten seçim öncesinde bu seviyelerdeydi. Yani olağanüstü bir hareketlilik yok. Kontrolü. O yüzden ons altının hareketi gram içinde kritik önemde. Biz normalde tam tersine alışıktık aslında. Yani ons düşse de dolar arttığı için enflasyon üstü arttığı için biz gramın daha karlı olduğunu görebilirdik. Ama son haftalarda tam tersini gördük. Onun için ons'a daha dikkat ediyoruz. Eğer jeopolitik tansiyon artarsa ons altında yeni zirveler görülebilir mi? görülebilir. Şimdi İran'ın İHA'larla saldırısı ardından İsrail'in kendileri için doğru tarih ve zamanlamada verdiği karşılığı boyutu kapsamı altını daha da parlatacaktır. Tansiyon düşerse altında soluklanabilir. Altınla ilgili bir analiz videosu yayınladım aslında. Gram altında yeni hedef 3645 lira diye hesap yaptım onu da bence izleyin. Şimdi hemen bayram tatili sonrasına geçelim. Bizi bekleyen haftanın ajandasına zira vakıf olmalı. Böylesine bir gündemde. Veri takvimi de yoğun. İçeride pazartesi Şubat ayı işsizlik oranı, Mart ayı bütçe dengesini takip edeceğiz. Bayram tatili nedeniyle perşembe günü açıklanmayan Merkez Bankası haftalık verileri de yine haftanın ilk gününde pazartesi duyurulacak. Çarşamba günü cari denge, cuma günü de piyasa katılımcıları anketi izlenecek. Her ne kadar kapsam geniş etilse de yine de bir yıl sonu enflasyon beklentisi konusunda işte dolar tl konusunda bakıyoruz. Her ne kadar e, ne kadar e, öngörüleni gerçeğe dönüşüyor diye tartışılsa da yine de dikkatle takip ediyoruz. Devam edelim. Yurt dışında Amerika'da pazartesi günü açıklanacak perakende satış rakamı kritik. Mart ayı verisi enflasyonda geleceğe dönük sinyaller verecek bize. Perakende satışlar güçlü gelirse enflasyon tahminleri de artıyor. O yüzden tahminlerin altında gelmesi piyasalar için önemli. Çarşamba günü Euro bölgesinde enflasyon rakamı belli olacak. Euro dediğimizde ihracatçılar açısından, Euro dolar paritesi açısından önemli. Özellikle son dönemde Fed'in işte enflasyonu gördü, öteledi diyoruz Temmuz'a. Faiz indirimini işte bu noktada Avrupa Merkez Bankası'nın daha önce faiz indirimine gideceği de daha çok netlik kazanmış durumda bunu da not ettik. Aynı gün çarşamba Amerika'da FED 5 kitap raporunu yayınlayacak. Hafta genelinde de FED başkanlarının konuşmaları dikkatle izlenecek çünkü piyasalara yansıyor. Ayrıca IMF Dünya Bankası yıllık toplantısı da başlıyor hafta boyu da sürecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da bu toplantılara katılacak. Yani Şimşek dünya turlarına kaldığı yerden ama bir farkla yeni başkanla devam edecek. Hepsinin öncesinde İran, İsrail, ABD ve Rusya cephesinden gelecek açıklamalara piyasalar açısından dikkat kesilmeli. Pazartesi peki ne yaşayacağız? Asgari ücretli bordrolu emekli yani vatandaş için başta söylediğim gibi seçimden sonra dönemi asıl şimdi başlayacak. İran-İsrail devam eder etmez bu bilinmez ama vatandaşın enflasyona karşı bütçesini denkleştirme savaşı kaldığı yerden aynen devam edecek. Hatta gelebilecek zam haberleriyle işi daha da zorlaşacak. Savaş mevzu uzar ve petrol fiyatları daha da artarsa işimiz daha da daha da zorlaşacak. Kendi iç savaşımızda, mücadelemizde hepimize bu hafta ve sonrasında kolaylıklar, bol kazançlar diliyorum ve tabii barış haberleriyle dolu bir hafta diliyorum. Abone olmayı da unutmazsınız değil mi? Bana da bu iyi haber olur. İyi haberlere.